Yani hukuki güvenlik yabancı sermaye için çok önemlidir. Yani hukuki güvenlik deyince hem yasalardaki gri alanların olmaması, yani kuralların açık olması, hem de yargıyla ilgili bir konu olduğunda ihtilafların çok hızlı ve adil bir şekilde çözülmesi. Bunlar uluslararası sermaye için çok önemlidir. Kendi sermayelerimiz için de çok önemlidir. Tabii. Yani aslında uluslararası sermaye için aradığımız her şey kendi sermayelerimiz için. Yoksa ne olur? Kendi sermayelerimize gider başka yere yatırım yapar. Ki şu anda harıl harıl yatırım yapıyor insanlarımız. Dışarıda. Tabii. Harıl harıl yatırım var şu anda. Çünkü sermayesi olan çok insanımız var. Ama bakıyor ki Türkiye'nin önü karanlık. Karanlık bir tünelde ülke. Niye parasını belli olmayan bir yere koysun ki? Üstelik biraz görünür bir yatırım yaptığı zaman da hemen talepler geliyor. Yani daha dün görüştüğümüz bu teşkilatlanma için ya arkadaş bir ekmek fırını inşa ediyor. Ekmek fırını bakın. Yaptığı bir fırın ve ekmek üretecek. Ama yatırımcı ya. Ha, bu yatırımcı ya. Bunda para var. Ne taleplerle karşı karşıya kalıyor biliyor musunuz? Yerelde. Neler neler yani. Neler neler. Sen yatırım yapıyorsan paran var. Ha, dur bakalım. O zaman bu parada pay olanlar var. Önce oralardan bir başla bakalım. Dur ya, öyle hemen yatırım yapma diye yani bir şey var. Sen de olsa bir yerden bir sürü izin almak zorundasın. En basit yatırım bile izin gerektiriyor. O izinler içinde her bir noktada talepler. Böyle bir şey düşünebilir mi yani? Yatırım büyüdükçe de taleplerin çeşidi çoğalıyor ve rakamlar büyüyor yani. Ve bunlar öngörülemeyen rakamlar. Hani devlet dese ki açıkçası arkadaş ben %3 yatırım vergisi alıyorum mesela. İşte seve seve verecek bunu insanlar yani. Bak yatırım vergisi mi olur diyeceksiniz değil mi? Olmaz tabii. Ama bunu %3 yatırım vergisi korsanız güle oynaya insanlar hemen verir o parayı. Yeter ki benden başka bir şey istemeyin der. Başka bir talep gelmesin der yani. Yani bu kadar zor bir şart inanın. Ve bunu kimse çıkıp da konuşamıyor, anlatamıyor. Zaten kimse çıkıp da konuşup anlatamadığı için biz bu yeni siyasi hareketi başlattık ki konuşalım, anlatalım diye. Çünkü sorunlar konuşulmayınca, anlatılmayınca inanın farkında da değil, geniş kesimler farkında değil bu tür yanlışlıkların. Yani dolayısıyla yatırımcının önünü görebilmesi çok önemli. Ama aynı zamanda yani yatırımcının öngörülebilir ekonomik programa da ihtiyacı var. Yani bilmeyenlesi o yatırım yaptığı ülkenin parasının değeri önemli. Orada bir istikrar arar. Yani fiyat istikrarı dediğimiz kavram. Ama fiyat istikrarı ancak bağımsız merkez bankası ile olur. Çünkü bağımsız merkez bankası yoksa fiyat istikrarı olmaz. İşte petrol, doğalgaz olursa hani onun getirdiği dövizle belki olur. Ama petrol, doğalgaz olmadığı anda merkez bankası bağımsız olacak. Birinci önceliğim benim fiyat istikrarı diyecek. Ancak bağımsız merkez bankasının fiyat istikrarını önceleyen bir politikasıyla o ülkenin para birimine güven olur. O ülkenin para birimine güvenmiyorsa adam niye yatırım yapsın ki? Niye yatırım yapsın? Yani bugün yatırım yapacak, para kazandım zannedecek. Bir devalüasyon gelecek arkadan. Yatırdığı para da pul olacak. Karı da pul olacak. Niye yapsın bunu? Şimdi devletin desteği çok önemli. Devlet destekleri. Ama devlet desteklerinin adil olması lazım. Şeffaf olması lazım. Fırsat eşitliği içinde sunulması lazım. Yani eş, dost, ahbap, tanıdıklar destek alsın. Öbürlerine destek yok. Böyle olmaz. Böyle gelişmez. O zaman verimsizliğe kaynak aktarmış olursunuz. Yani gerçekten verimlilik artışına kaynak aktarmak istiyorsanız bunun objektif kriterlere bağlanmış, şeffaf, açık ve fırsat eşitliği içerisinde sunulmuş mekanizmalarla ancak gerçekleşmesi mümkün. Devlet desteği illaki olacak. Ve devletin tabii en önemli görevi akıllıca tasarlanmış destek mekanizmalarının yanında bir de rekabetin iyi işlemesini sağlamak. Yani olimpiyatlarda nasıl olimpiyat düzenleme komitesi kural koyuyor, işte yarışın başlama çizgisini çekiyor, kameraları yerleştiriyor, doping var mı yok mu diye oyuncuları kontrol ediyor. Ama ondan sonra oyuncular koşuyor. Ve orada bir yarışma var. O yarışma içerisinde verim oluşuyor. Eğer o yarışma ortamında oluşturmazsanız o zaman da hantallık oluşuyor. Yani rekabet yoksa rehavet başlıyor. Bu sefer rehavetin olduğu ekonomilerde verimsizlik var. Para istediğiniz kadar kaynak akıtın. O verimsizliğe akıtılmış ve boşa giden kaynak haline gelir. Yani bunları hep beraber düşünmek gerekiyor. Yani tek yönlü değil. Yani mutlaka özel sektörün dinamizmi ama bir o kadar da güçlü kurumlar. Yani bu Dar Koridor kitabı ben geçenlerde bir referans yaptım Daron Acemoğlu'nun. Tam da bu noktaya işaret ediyorlar. Yani önceki ulusların çöküşünden sonraki yazılan bir kitap, o da önemli. Ulusların çöküşünde bir analiz var. Ondan sonra da güçlü toplum, yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler, sivil toplum kuruluşları, özgür medya falan. Yani güçlü toplum ama bir o kadar da yanında güçlü devlet. Yani yargısıyla, düzenleme ve denetlemesiyle işleyen ve oyunun kurallarını koyan,
kuralı bozanla ilgili yaptırımı olan bir güçlü devlet. Yani her ikisinin birden güçlü olması gerekiyor. Bunu sağlayamazsanız zaten başarı olmaz. Bir taraftan bir tarafa denge, yani devlet çok güçlenirse toplumu eziyor. Öbür tarafı çok serbest bırakırsanız bu sefer o vahşi kapitalizmin kötü sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani hep ikisini bir dengede götürmek gerekiyor. Ama vatandaş tercihini mevduat açısından biraz dövize doğru yönlendirmiş durumda. Bir de tamamen sistemde olmayan döviz var. Yurt dışında ciddi yatırımlar var insanların. Yurt dışında tutulan dövizler var. Yani zaten güven olursa ilk mobilize olacak olan bizim kendi vatandaşlarımızın kaynakları. Getirecek. Evet. Bizim kendi vatandaşlarımız hemen akıtır onu hemen. Görünür ya da görünmez bir şekilde gelmeye başlar yani para hemen. Sayın Babacan vatandaşımızın. Yani güven her şeyin başı. Vatandaşımızın dövizi var, döviz mevduatı var deyince ben el koyalım o zaman ne güzel varmış dedim. Allah korusun cevap yani. Cevap vermediniz. Allah korusun. Ya, Allah korusun evet tabii. Ne bir ara bir laf ettiler sonra hemen geri unuttu. Trabzon konuşması. Evet tekalifi milliye. Evet tekalifi milliye. tekalifi milliye yanlış çok. Tekalif değil mi? Evet. Tekalifi milliye. Sonra baklar işin sonu kötü hemen o tabir bir daha duymuyorsunuz artık. Yani onun o ifadenin nereye gideceği belli oldu. Siz bu açıklamayı dinlediğinizde ne hissettiniz? Eyvah dedim. Eyvah dedim yani. Şimdi tam bu kriz tetikleyici ifadelerdir bunlar. Tam. Ondan sonra hemen birkaç gün sonra bunu telafi edici ifadeler takip etmişsinizdir. Ya olur mu öyle şey canım? Hani yani herhalde. Yani zamanda yapılmış ama biz yapmayız gibilerden hemen telafi etmeye çalıştılar. Kamu özel işbirliği projeleri. Peki. Ve varlık fonunu ne yapacaksınız diye. Varlık fonunu kapatacağız. Onu programımıza açık yazdık. Tam bir kara delik. Şeffaf olmayan, hesap verebilirliği olmayan, Sayıştay denetiminden uzak. Yani inanın miras kalsa, babasından miras kalsa o kadar rahat para harcanmaz. Yani öyle bir alan oluştu şimdi o varlık fonunda. Yani Sayıştay denetimi yok. Hiçbir düzenlemeye tabi değil. Yani BDDK düzenlemesinin dışında, SPK düzenlemesinin dışında. Yani hiçbir kural yok ve hiçbir denetim yok. Böyle bir yapı. Ve tamamen borçlanmaya dayanan bir yapı. Varlık fonu kurulur kurulmaz biliyorsunuz. İlk yaptıkları iş borç para aramak oldu. 2016'da kanun çıktı. İlk borçlanmayı 2019'da yapabildiler. 3 yıl kimse para vermedi. Çünkü soruyorlar ya parayı ne yapacaksınız diye. Ya işte varlık fonu kurduk para lazım. Peki varlık fonu kurulur. Madem varlık fonu varlık. Niye borç para arıyorsunuz? Varlığınız varsa işte varlıkla yapın. Adına varlık fonu deyip de, varlık deyip de borç para aramaya çıkmak zaten büyük bir tezat kendi içerisinde yani. İmar rantlarının bir kısmı cami inşaatlarına destek olarak talep edildi. Ya biz bu değişikliği yapmayız ama yaparsak da işte şuraya şu kadar bağış yapacaksın diye. Ama evet. Aynı zamanda bambaşka yerlere de gitti rakamlar. Yani bu şöyle ortada çok büyük bir yanlış var. Bu yanlışı daha makul göstermek için arada bazı unsurlar eklemek gerekiyor açıkçası. Evet. Yani bir hesap etmek lazım. Oluşan imar rantının bugüne kadar yüzde kaçı camilere gitti, yüzde kaçı başka yerlere gitti. Yani bu özellikle yani bu konularda hassasiyeti olan toplum kesimleri için, yani manevi hassasiyeti yüksek olan toplum kesimleri için bu tür yanlış işlerin makul ya da meşru gösterilmesi için bir vesile olabiliyor. Şimdi o yaptığım hareket yani hı hı. Çok hızlı çözülür diye evet. Kullandığım ifade özgürlüklerle ilgili bir ifade. Tamam. Mesela yargıda da dedim ki telefon yine gitmeyecek. O hareketle yarısı evet. Dedim. Özgürlüklerle ilgili niye öyle? Çünkü özgürlüklerle ilgili sorun tamamen şu andaki yönetim zihniyetiyle hı hı. Alakalı. Yani eğer gazeteci arkadaşlarımız, köşe yazarlarımız bilse ki ya ben hani uluslararası hukuk çerçevesinde eleştirel bir şey yazdığımda, yönetimi eleştirdiğimde işimi kaybetmem. Yani patronla aram bozulmaz diye güvense zaten hemen daha rahat yazıp çizecek insanlar. İşte ifade özgürlüğü hemen başlayacak. Evet. Ya da akademisyen arkadaşlar bilseler ki hani bir bildirgeye atılmış 1000 tane imza, içindeki 1 tane imza vardı, hakkında soruşturma falan filan başlatılıyor. Yani bunun olmayacağını bilseler hemen akademik özgürlük farklılaşır. Şimdi Türkiye bilim üretmekte zorluk çekiyor. Niye? Şimdi akademisyenlerin hep kendi böyle kısıtlanmış hissediyor. Yani aman başıma bir iş gelmesin. Modalite bu. Tabu alanlar var. O tabu alanlarda kimse rahat rahat araştırma yapamıyor. O alanlarla ilgili akademik makale üretemiyorlar. Korkuyorlar. Ciddi bir otosansür var. Şimdi otosansürün olduğu
ve baskının olduğu bir ülkede bilim de gelişmez. İlim insanları rahat düşünemez, özgür düşünemez. 2018'de en son sandığı gördük. Yani genel seçimler anlamında. 2019'da yerel seçimler anlamında sandığa biraz yansıdı herhalde. Yani şimdi İstanbul'u kaybettiler. Ankara'yı kaybettiler. Antalya'yı kaybettiler. Adana, Mersin kaybettiler. Yani orada bir sandık sonucu var. Ama ne var? Yerel yönetimlerde sadece ne var? Vatandaş şimdi sarı kart gösterdi. Yani vatandaşın sarı kartı. Bak ben öyle okudum o seçimleri. Yerel seçimleri. Bak eğer biz hala size güveniyoruz, hala seviyoruz. Bunu iktidar partisi açısından ve Cumhurbaşkanı açısından söylüyorum. Hala seviyoruz ama sarı kartı da gösterdik. Maçta nasıldır? Yani eğer sarı kartı yiyen oyuncu hatalara devam ederse ikinci kartın rengi kırmızı olur. İkinci bir sarı kart olmaz yani.